Herkese merhaba. Bugün Denver Gelişimsel Tarama Testi hakkında size bilgi vereceğim. Psikolojide ve psikiyatride ruhsal rahatsızlıkların büyük bir kısmının çocukluk dönemi sorunlarından kaynaklandığı bilinen bir gerçek. Özellikle 0-6 yaş aralığı bizim için kritik bir yaş dilimi olup bu dönemde en yaygın olarak kullanılan test Denver Gelişimsel Tarama Testi. Bu test Türk çocukları üzerinde uyarlaması ve standartizasyonu yapılarak uygulamaya konmuş bir testtir. Peki bu test neyi ölçüyor? Öncelikle 4 tane gelişimsel ana basamağı ölçüyor. Bunlar kaba motor, ince motor, dil gelişimi ve kişisel sosyal gelişim. Kaba motor dediğimiz yürüme, oturma, zıplama, dengede durma, pozisyon değiştirme gibi aktiviteleri yapmaya yarayan kas gruplarını içeriyor. İnce motor dediğimiz el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, yazma, çizme gibi daha çok el ve parmaklardaki kas gruplarını harekete geçiren, incelik isteyen grupları içeriyor. Dil gelişimi, işitme, anlama ve dili kullanma becerisini içeriyor. Kişisel sosyal gelişim dediğimiz insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme, işbirliği yapma gibi becerileri içeriyor. Peki bu test neden bizim için bu kadar önemli? Bu test sağlıklı görünümde olan çocuklarda belirti göstermeyen sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki bebekleri, örneğin doğuma yakın bir dönemde sorunlar geçirmiş ya da düşük ağırlıkla dünyaya gelmiş, çoğul gebelikle dünyaya gelmiş veya yardımcı üreme teknikleriyle dünyaya gelmiş bebekleri izlemede bizim için son derece önemli bir test. Ayrıca anne babalar ve doktorlar çocuk okulda başarısız oluncaya dek gelişimsel bozukluğu fark edemeyebiliyorlar. Oysaki normal görünümde olan ve gelişimsel gecikme belirtisi fizik muayenede saptanamayacak kadar hafif olan çocukları okul öncesi dönemde tanımak ve tedavi etmek çocuk sağlığının en önemli konularından bir tanesidir. Bu sebeple 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel sorunlarını saptamakta Denver Gelişimsel Tarama Testi büyük önem taşımaktadır. Bir sonraki videoda Westler çocuklar için zeka ölçeği yani WISC-4 hakkında bilgi paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.